Merhaba dostlar. Evet, yine birlikteyiz. Maalesef rakamlar gittikçe artıyor. Evet, merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili izleyiciler. Hafif müzikle başladık, biraz müziğin sesini kısalım. Evet, malum Belçika'da yeni vakalar var. Toplam şu anda Belçika'da 462 yeni vaka var. Vaka sayısı Belçika genelinde toplam 2257 oldu. Ölü sayısı da yeni bir 16 ölü var. Toplam ölü sayısı da 37'ye yükseldi tabii ki. Vakaların merkezi Brüksel, Valon ve tabii ki yoğunluk şu anda hala Flaman bölgesinde görüküyor. Yani Flaman bölgesinde yoğunluk hala devam ediyor. Vakaların birçoğu Flaman bölgesinde, çoğunluğu daha doğrusu. Ama durum artık Belçika genelinde yayılmış durumda. Tabii ki bu demek değil ki şey yapalım, yani bu virüsü artık çok ciddiye almamız gerekiyor. İş işten geçmedikten tabii ki. Türkiye'ye baktığımız zaman da Türkiye'de bakıyoruz. Türkiye'de vaka sayısına baktığımız zaman 20 Mart'ta bakarsak 168 pozitif çıkmış. Yani toplam 359'a çıktı Türkiye'de de. Ülkemizde de rakamlar gittikçe yayılıyor, fazlasıyla katlanıyor artık, ikiye katlanıyor. 24 saatte vefat edenler sayısı da şu anda 4 olarak belirlenmiş Türkiye'de de. Şunu fark ettik bu virüste, artık bu virüs hızlı bir şekilde yayılıyor, bunun farkındayız. Yani dolayısıyla insanlarımız artık bunu ciddiye almak zorunda. Ciddiye almak zorundayız daha doğrusu. Çünkü bunu bir şekilde ciddiye alacağız ki bunun önlemini ancak o şekilde ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle ben yeni son bilgilere de bakıyorum. Bu arada işte seyircilerimiz diyor, işte paylaşabilir miyiz? Tabii ki paylaşalım siz. Bu yayını paylaşarak çok kişiye ulaşalım. Aktaracağımız bilgiler, sizler de gelen sorulara da elimde geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar çok izleyiciye ulaşırız. Evet, sorularınız olursa veya konuşmak istediğiniz sohbetlerde herhangi bir konu varsa tabii ki onu da konuşabiliriz. Bu zor günlerde paylaşacağımız çok şeyler var. Burada da sizlerle birlikte paylaşabiliriz. Evet, bakıyorum şöyle, şöyle baktığımız zaman bayağı bir dünya geneline baktığımız zaman yine İtalya'da fevkalade çok yoğun yeni vakalar var. İtalya dediğim gibi, dünkü yayınımda da söylediğim gibi, İtalya şu anda dünyanın bayağı Çin'den sonra değil, artık Çin bir nevi durakladı dedik geçenlerde. En çok vakası olan ülkeler arasında, ülkeler arasında Çin en çok vaka var şu anda. Evet, Tuncay Erikli selam, selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam Tuncay. Ömer Anıl, Allah canına yar ve yardımcımız olsun inşallah, Ömer Anıl demiş. Tabii ki sağ ol inşallah Ömer. Gerçekten
bunu hep birlikte bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dün birçok bilim adamı uluslararası kanallarda bu konuyu artık herkes konuşuyor. Yani bunun işte virüs havada 8 saat kararmış, 48 saat kararmış, 24 saat kararmış. Veya şu metalda 4 saat, plastikte 24 saat, işte şunda bu saat falan. Artık bunları geçeceğiz. Yani bu kalma süreci değil. Şu anda en etken formül hijyen. Bunu gördük. En etken formülü hijyen. Yani ellerimizi yıkayacağız kardeşim. Bu başka bir şey yok. Ellerimizi yıkayacağız. Malum biz Müslüman alemi, yani temizliğe çok önem veririz. Temizlik imanlıdır deriz. O zaman imanımızı dört dörtlük yaşayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Burada Tahsin Güner selamun aleyküm, kolay gelsin demiş. Aleyküm selam Tahsin. Size de kolay gelsin. Şimdi birkaç konum var burada. Not ettim. O konularda da burada değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu belediye hijyen, bu belediye temiz, bu belediye temiz değil diye bir sürü sosyal medyada, özellikle sosyal medyada bir sürü haberler çıkıyor. İşte niye sokaklar Türkiye gibi temizlenmiyor diyenler var. Neden Belçika bu virüse ciddiye almıyor diye. Şimdi devlet ne karar alırsa alsın uygulayan bizleriz. Yani bizler uygulamadığımız müddetçe hiçbir karar geçerlilik kazanmaz. Dolayısıyla uygulayacak bizleriz. Bizler bunu ciddiye alıp kendimiz için uygularsak bunda ancak böyle çözebiliriz. Yoksa devlet niye bunu almadı, niye bu önlem alınmadı diye bir harkırmanın hiçbir anlamı yok. Temizlik, hijyene uyacağız. Elimizde geldikçe sokağa çıkmamaya çalışacağız. Çok nadir durumlarda alışverişler veya eczaneye falan gideceksek o zaman sokağa çıkabiliriz. Biraz havalanmak isterseniz yalnız veya aile içerisinde maksimum 3 kişi olmak şartıyla sokağa çıkabiliriz. Otobüs, tramlarda da artık orada da bir şey oldu. Karantina demeyeyim de yani 12-15 kişiden fazla tramvaya binilmiyor. Yani buna da artık toplu taşıma araçlarında arada mesafe bırakmak şartıyla 12 ile 15 arasında maksimum kişi alınıyor tramvaylara. Otobüslerde büyüklük küçük fark ederek 8 ile 12 kişi arasında otobüslerde de toplu taşıma araçlarına da toplu halde binişlere artık bir sınır konuldu. Bu şunu gösteriyor. Tabii ki bütün sokaklar, caddeler dezenfekte edilse, temizlense iyi olur mu? Elbette iyi olur. Tabii ki iyi olur. Ama şu anda yapılmıyor. Demek ki Belçika'nın bu konuda fazla bir altyapısı da yok diye düşünüyorum. Olsaydı yaparlardı. Ama biz kendimiz önlemimizi alacağız. Kendimiz biz hijyene dikkat edeceğiz. Yoksa bir anlamı yok. Biz kendimiz elimizde geldikçe sokağa çıkmamaya çalışacağız. Şimdi dün yine bahsetmiştim. Dün bazı televizyon kanallarında profesörlerin konuşmalarına dikkat ettim. Oradan birkaç notlar aldım sizler için. Bu virüs işte maske. Evet arkadaşlar maske özellikle bu doktorların kullandığı maske bir kullanılmış. Yani bunu bugün taktım, işte sokağa çıktım, toplu taşıma otobüslere bindim, alışveriş yaptım. Sonra sokağa çıktım, alışverişten sonra sokağa çıktım, geri tekrar çıkarttım, cebime koydum. Otobüse bineceğim, maskeyi geri taktım, otobüse indim, geri cebime koydum. Bunu yarın kullandım, yok öyle bir şey. Yani öyle bir şey yok. Yani maskeler bir kullanımlık. Yani bunu tekrar cebime koyayım, yarın geri kullanayım diye öyle bir kayda yok. Bu virüsler ne kadar üzerimizde kalıyor veya çamaşırlarımızda veya ayakkabılarımızda bunu da çok detaylı bir şekilde anlattılar. Yani akşam eve geldiğimizde ilk işimiz ayakkabılarımız çürüklerin ulaşamayacağı bir yerde havalanılacak şekilde bir yere koyacağız. Orada sabaha kadar 6-8 saat arasında olmak şartıyla virüs kendi kendine yok ediyor dendi. Bence de biraz mantıklı. Çamaşırlarımızı da yine havalandırılmış bir yerde bırakıp sabahına geri rahatlıkla aynı çamaşırımızı giyebiliriz.
Tabii ki hijyen çok önemli. Eve geldiğimizde duşumuzu alırız, elimizi, yüzümüzü yıkarız. Sonra dezenfekte olmuş oluyoruz. Dolayısıyla rahatlıkla uyuyabiliriz. Sabah da dediğim gibi çamaşırlarımızı giyerek normal geri hayatımıza devam edebiliriz. Yani bu 5 kere yüzümüzü yıka işte her sefer, hayır öyle bir şey yok. Elimizi bir yerlere dokunmadığımız müddetçe sıkıntı kalmıyor. Evet, burada yorumları da ağır ağır okumaya başlayacağım. Mehmet Söğütlü, İngiltere ve Hollanda'nın hiç tedbir almadığı sürece beraberlik olmazsa bu iş zora benziyor. Selam herkese, Allah yardımcımız olsun, kolay gelsin. Evet, haklısın. Şimdi dün de yayında söylemiştim. Bu vay Belçika'da çok, Hollanda'da çok, Fransa'da daha çok, İtalya çok. Hayır. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da gümrükler yok, sınırlar yok. Dolayısıyla yani Belçika'da bitti olsa bile ne? Çevre sınırlarımızda, ülkelerde olduğu müddetçe bu virüste kurtulmuş olmuyoruz. Sevgili seyircilerimiz, yani bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Dün de bahsettim, bu gemide hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla dünyada bu tükenmediği müddetçe bu naletten kurtulamayacağız. Yani Belçika'da az, Hollanda'da az, Fransa'da çok, Almanya'da çok, bu fark etmiyor. Dünyada temizlenecek bu. Temizlendikten sonra ülke kaydı şartı koşmamak şartıyla bütün dünyada bu temizledikten sonra biz bunu kurtulacağız. Yoksa İtalya'da devam ettiği müddetçe, Belçika, Hollanda'da bu hastalık olmasa dahil bitti desek de İtalya'da var. Bizler artık, dünya küçük. Bindiğimiz zaman uçağa dünyanın öbür ucuna bir günde varıp gelebiliyoruz. Dolayısıyla bunu kökte kazımamız gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapacağız inşallah. Evet, Seydi Gök, cenaze konusunda çok söylenti var. Normal bir ölüm olsa Türkiye'ye götürebilecek miyiz? Evet Seydi, cenaze konusu doğru. Çok bir sürü spekülasyon var. Bir sürü komplo teorileri var. Ama Diyanet İşlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve buradaki fonların açıkladığı şu. Normal cenazelerde cenazemizi Türkiye'ye götürebileceğiz. Ancak burada toplu halde namazlar kılınmayacak. Toplu halde evlerde yani toplanma olmayacak. Cenaze burada hastanelerde, mortlarda kalıp günü zamanı ve bütün bürokratik işler yapıldıktan sonra Türkiye'ye nakil olacak. Türkiye nakil esnasında yanında bir kişi refakat edebilecek mi? O şeyden ölümden dolayı farklı. Bir kişi maksimum Türkiye'de, eğer oraya yanında refakat edilecek. Olmazsa Türkiye'de herhangi birisi, akrabası, çevresi refakatçi olup cenazeye teslim alacak ve orada normal defner olacak. Ancak koronavirüsünden dolayı hastalıktan dolayı vefat ederse o bile sıkıntı olacak. Onun bir sürü prosedürü var. Burada bir nevi işte onu karantina alıyorlar. Onun sana belli bir süreçten sonra burada çeşitli ülkelerde, Belçika farklı, Almanya farklı, Fransa farklı. Çünkü sosyal medyada bir konu var. İşte Fransa'da bir Türk koronavirüsle ölmüş. Onu yakmış diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Burada da Fransa'daki dostlarıma, arkadaşlarıma, sevdiklerime, seyircilerimize duyurmak istiyorum. Öyle bir şey varsa bu, lütfen bizi burada bilgilendirin derim. Evet. Dediğim gibi bu artık sınırları aştı. Yani tekrar şuna söylemek istiyorum. Allah aşk olsun. Olmadığı müddetçe, zorunlu kalmadığı müddetçe dışarıya çıkmayalım. İşte tabii ki çıkabilirsiniz. Yani evde çıkarken elinizi güzellikle yıkayın. Sabunla yıkadıktan sonra sokağa çıkın, gezin, dolaşın. Kimseyle temas etmemek şartıyla, birine hoş sohbet etmek isterseniz de sohbetinizi 1,5-2 metre mesafelerle sohbet eder. Sonra kısa da zaman sonra geri evinize dönün. Eve girmezde geri tekrar elinizi güzel yıkayıp geri normal hayatınıza dönün derim. Yoksa yine hala bize bir şey olmaz. Çünkü ben maalesef bakıyorum. Kimi diyor işte Türk toplumunun geninde farklı bir geni varmış, Türklere bulaşmazmış. Ya arkadaşlar, bunları bırakalım artık. Bunları bırakalım, ciddiye alalım. Ciddiye almazsak İtalya gibi oluruz. Yani bugün gerçekten İtalya'da durumlar işler açısı. Çünkü önümüzde örnekler var.
dün de yayında söylemiştim. Aslında biz biraz şanslıyız. Önümüzde çok güzel bir örnek var. 3 aylık süreç yaşayan bir Çin var. Çin'de olan bitenleri hepimiz gördük. 2 aydır, 1 aydır süren bir İtalya var örnek olarak. Yani bizler bunları örnek alarak bu konuları Allah aşkına olsun ciddiye alalım. Yoksa gelecekte İtalya veya Çin gibi olmak istemeyiz inşallah. Evet, şöyle yorumlara tekrar bakıyorum. Evet. Evet, burada bir vatandaşımızın sorusu var. Bizim Türklerin durumu nasıl? Evet, Aydın Doğan. Evet, Aydın Doğan'da değil mi? Bakayım şöyle. Yok, pardon, Mustafa Kepenekli'ymiş. Bizim Türklerin durumu nasıl? Valla bizim Türklerin durumu da çevrenizde görüyorsunuz. İşte ben böyle bazen sokağa çıkıyorum böyle bir de hava almaya. Bazı gruplar yani bence tedbirini alıyorlar. İşte meydanlarda ikişer, üçer metre arayla bir çember oluşturup orada sohbetler yapıp gündem tabii ki burası yine koronavirüs, COVID-19 gündemi sohbet ediliyor ama yani aileler arasındaki ziyaretleri keselim. Vallahi ben de torunumu görmedim. Yani Türkiye'de gelir verdi torunlarımı görmedim. Onun hasretine ben de yavrum kavruluyorum ama sonradan keşke dememek için kendimizi bir nevi koruyalım diye düşünüyorum. Evet, yorumlara bakmaya devam ediyorum. Şimdi burada bir vatandaşımız da Abdil Yürücü, evet mi acaba, bakıyorum da Abdil Görücü, kolay gelsin dayı, iyi programlar. Sağ olun yeğenim, size de kolay gelsin. Allah cem-i cümleye hepimize sabırlar eylesin. Bu süreci inşallah iyi bir şekilde, güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde atlatır. Normal hayatımıza döneriz. Muhtar Karataşlı, selam. Ölenler arasında Türk var mı? Belçika'da ölenler arasında şu anda Türk yok diye biliyorum. Mehmet Köse, aleyküm selam Mehmet abi. Recep Çelik, merhaba Recep abi. Size de hayırlı günler. Şimdi buraya not ettiğim bazı konular var, onlara da gelmek istiyorum. Şurada bir şu konuyu da yazayım, şuraya da unutmadan onu da biraz sonra geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu koronavirüsündeki şu anda Türkiye'de hızlı test edilecek yeni kitler geldi. Bu şunu gösterecek, daha çok Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz daha çok test yapacak. Günde 10-15 bine yakın günlük testler yapacak. Dolayısıyla çok test demek, çok vakanın ortaya çıkması demek. Bu iyi, elbette ama rakamların yükseleceğini göreceğiz. Bunu İtalya'da yaşadık, Çin'de yaşadık. Hızlı testler yapıldığı zaman dolayısıyla rakamlar yükseliyor. Rakamlar yükseldikçe de koronavirüsü tespitleri rakamlar yükselecek. Ama bu şunu gösterecek, ne kadar çok tarama o kadar daha çok şey olacak. Vakanın sayısını bilmiş olacağız, kontrol altına almış olacağız. Dolayısıyla o yeni kitler Türkiye'de artık bugün itibariyle başladığını düşünüyorum. Arzu Ramazan, 350 euro ceza var. 3 kişi bir arada olursa, bugün Gent'te 26 kişiyi kestiler. Evet, Arzu Ramazan, burada seyircimiz bildiriyor. 350 euro cezası varmış. Kişi başı arada 3 kişi bir arada olursa, bugün Gent'te 26 kişiye kesilmiş. Vallahi Ramazan doğruysa, gerçekten 26 kişiye bu 350 euro kesildiyse, o zaman durumu biraz ciddiye almak gerekiyor. Umarım o 26 kişi de bir daha onları yapmaz. Bizlere de örnek olur. Böyle toplu halde, gruplar halinde sokakta çıkmaya devam edenlere duyurulur burada. Gent'te, Belçika'nın Gent şehrinde 26 kişiye 350 euro, anladığım kadarıyla 350 euro ceza kesilmiş Gent'te. Kimler bilmiyorum, burada isim vermiyor. Bunu bize Ramazan Arzuoğlu bildirdi.
Doğrudur Ramazan. Vallahi bu süreçte biraz dikkat alalım diyoruz. Böyle bas bas bağırıyoruz ama bunun göstergesi eğer ki ciddiye almazsan o zaman Eleonor'u da seni ciddiye almıyor. Cezanı da uyguluyor. Gayet normal. Çünkü Belçika hükümeti bir haftadır bas bas bağırıyor. Yerinizde oturun diye. Evet, başka bir sorum var burada. Evet, şimdi demiş bir vatandaşımız, şimdi biz burada evde oturuyoruz ama oturmayanlar yine bu virüsü yaymaya devam ediyorlar. Evet, çağrımız da tam onlara zaten. Şimdi çevremizdeki bu alınan tedbirlere uymayanlar varsa Allah aşkına olsun uyaralım en azından. Uyaralım çünkü bunun artık şakası yok. Biz ne yaparsak yapalım. Dışarıdaki bunu yapmadığı müddetçe bana ne demeyelim. En azından biz örnek olalım. Eğer bizler çoğunluğu dışarıya çıkmazsa o kişiler de dolaşacak. Kimse yok. Ertesi gün o da çıkmayacak. Yani hepimiz kendimizle sorumluyuz. Elimizde geldikçe dışarıya çıkmayalım. Dışarı çıkanları da uyaralım. Evet. Selam. İyi programlar. Hayırlı akşamlar. Her gün bizleri bilgilendirdiğin için teşekkürler. İnşallah sağ salim atlatacağız bu kara günleri tekrar iyi programa. Sağ olasın Murat. İnşallah hep birlikte bunları atlatacağız. Geri normal hayata döneceğiz diye düşünüyorum. Evet. Polat Yılmaz. Konya'dan selamlar. İyi yayınlar abi. Aleyküm selam Polat. Sana da size de Konya'ya da selamlar burada. Konya'daki bütün hemşerilerimize, oradaki vatandaşlarıma selamlar, saygılar diliyorum. Burada inşallah Konya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizde büyük tedbirler aldı. Umarım sizler de o tedbirlere uyarak Türkiye'mizde de bu nalet virüsten hepimiz kurtuluruz. Mefit Abdil Karşıkaya, daha sıkı bir önlem paketi olabilir mi? Evet. Tam da onu yazmıştım. Eğer biz tedbirlerimizi alamazsak İtalya gibi sıkı önlem alacak. Yani bu bütün devletler için geçerli. Bize verilen tedbirleri, kurallara uymazsak tabii ki ne yapacak? Ne yapacak devlet? O zaman sıkı kurallar alacak. Sıkı kurallar ne olacak? Tamamen karantina olabilir. Kapınıza, çünkü Çin'de öyle oldu biliyorsunuz. Kapıları resmen kaynak yaptılar. Çaktılar, çivilediler. İnsanlar çıkmasın. Size yiyeceğiniz, içeceğiniz paketler halinde kapının önüne bırakıldı. Sizler içeri aldınız, yediniz, içtiniz. O duruma gelecek yani eğer uyulmazsa. Çünkü toplam bir karantina, toplam bir sokağa çıkma yasağı şu anda yok. Sadece devletler, Belçika özellikle, yani sokağa çıkma yasağı koymadı. Sadece ısrarla rica ediyor. Sokağa çıkmayın diyor. Ben sokağa çıkarsanız, toplarda çıkarsanız ceza kesmek zorunda kalacağım diyor. Ama sokağa çıkma yasağı sıkı yönetim gibi ilan edilirse o zaman farklı olur. O zaman paketler sizi içeri alır. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki Abdil mutlaka eğer bu uygulamalara biz riayet etmezsek, uygulamazsak bu virüsün yayılmasını devam edecek. Çünkü arkadaşlar şöyle düşün bakın. Bir kişide virüs var. Taşıyıcı. Dolayısıyla o gidiyor markete en az bir ürün alırken 7-8 yere dokunuyor. Paketler alıyor, çaylara bakıyor, içeceklere bakıyor, meyvelere bakıyor. O bulaştırıyor. Akabinde ben geliyorum. O dokunduğu yere ben de dokunuyorum. Bana da bulaşıyor. Ben gidiyorum domatese dokunuyorum, ona da bulaşıyor. Eve geliyorum. Evdeki herhangi bir yere dokunuyorum, ona bulaşıyor. Benden sonraki kime o bulaşıyor. Dolayısıyla bu zincirin bir kişi en az 16 kişiyi birden virüsü taşıyabiliyor. Dolayısıyla durum çok ciddi yani. Ne yapacağız, ne olacağız diye. Durum çok ciddi. Yani elimizde geldikçe evden dışarı çıkmayacağız. Alışverişimizi yaptıktan sonra, yapmadan önce dışarı gitmeden elimizi güzel yıkayacağız. Döndükten sonra elimizde geldikçe az ürünlere dokunacağız. Ve bir şeye dokunduk. Elimiz bir yerlere değdi. Sakın ağzınıza burnunuza dokunmayın. Çünkü en çok solunum yoluyla virüsü kapıldığı için ağzımıza burnumuza dokunmayacağız. Tedbir amaçlı o alışveriş geleceğiz, eve geleceğiz, alışverişte tam geldikten sonra hemen elimizi yine tekrar
bol sabunlu suyla 20 saniye ile 30 saniye arasında yıkayıp geri kendimizi rahat hissedebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Polat Yılmaz abi, teşekkür ederim. Rica ederim Polatcığım. İlyas Malçıkan, Necdet devlet tedbir alsa da insanların biraz özverili olup buna uyması lazım. Bizim insanımız umursamıyor. Bize bir şey olmaz diye önce herkes kendi önlemini alması lazım. Evet, İlyas Malçıkan öyle demiş. Devlet ne kadar önlem alırsa alsın, bizler uymadığımız müddetçe bu önlemler hava. Doğru söylüyorsun. Tam da bizler bunun için bu yayınları yapıyoruz. Gerçekten şimdi devlet ne tedbir alırsa alsın uygulayacak biziz. Yani bir söz var da, tabiri caizse imam ne derse dersin cemaat bildiğini yapar muhabbeti var ya. Dolayısıyla biz tedbiri sıkı alacağız arkadaşlar. Devletin koyduğu tedbirler aslında devlet kendini korumak için değil. Halkı korumak için değil. Sadece yayılmasını durdurmak için alıyor tedbiri. Anlatabiliyor muyum? Sadece ve sadece yayılmanın, virüsün yayılmasının durdurulması için, azamiye çekmek için bu tedbirler alınıyor. Dolayısıyla bizlerin burada yapacağımız çok çok önemli. Burada uygulamamız çok çok önemli. Biz uygulayacağız. Devlet tabii ki tedbirini alacaktır ama önce tedbiri kendimiz alacağız. Burada bu aradan İlyas Malçıkan kardeşime teşekkür ediyorum. Hakikaten öyle bir iyi bir tespit, doğru bir tespit. Polat Yılmaz aynen çok haklısın abi demiş. Teşekkürler. Abdi Karşıkaya sağ ol arkadaşım, verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu programı yayına paylaşalım. Ne kadar çok kişiye paylaşırsak o kadar daha çok kişiye yayılır. Bu bilgileri aktarmış oluruz. Elimizde geldikçe programı paylaşalım. Paylaştıkça da birçok sevdiğimiz insanlara da aynı bilgileri, sizlerin ve benim burada aktarmaya çalıştığım bilgileri duyurmuş oluruz. Çünkü bu bir hakikaten seferberlik işi. Biz ne yapıp yapıp bu seferlerde hep birlikte katılmamız gerekiyor. Tahsin Güler, sağlıklı bilgiler veriyorsun. Teşekkürler ederim Necdet demiş. Sağ ol Tahsin abi. Vallahi elimizde geldikçe bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunu da biz medya grupları olarak, medya gazeteciler olarak bunu bir görev bildik artık. Çünkü stüdyolarımıza gidemiyoruz. Aktif TV ile gidip program yapamıyoruz. Yine bu koronavirüsü aldığımız tedbirlerden bir tanesi. Biz elimizde geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet, abi Konya'da lokantamız var. Etli ekmek hamurunu açarken eldiven ile açıyoruz. Hamuru hijyenik insanın elinde. Hamuru hijyenik insanın elinde. Hijyenik insanın elinde. Evet, Polat Yılmaz demiş. Abi Konya'da lokantamız var. Etli ekmek hamurunu açarken eldiven ile açıyoruz. Eldivenle açıyoruz hamuru. Hijyenik insanın kendilerinde. Şimdi bizim bir atasözümüz vardır. Kendi çocuklarına yedirmediğini kimseye karşı tarafta yedirme. İşte etli ekmek veya lokantalarda da buna dikkat etmemiz lazım. Lokantalarda çünkü evlerimizi getiriyoruz bunu. Şu anda Belçika'da, özellikle Belçika'da lokantalar açık veya dönerciler, işte snack dediğimiz açık. Ancak orada yiyemiyorsunuz. Paket ya sipariş alıyorsunuz veya sipariş verip eve götürüp yiyorsunuz veya herhangi bir yer diyorsunuz. Yani lokantalarda oturup yemek yasak şu anda. Dolayısıyla burada da gerçekten bütün esnaflarımıza, özellikle gıda sektörüne buna dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü vatandaşlar size güvenip evlerine götürüp yiyecekler bu gıdaları. Buna dikkat edelim. Evet, devam ediyorum. Evet, şimdi bir de şuna aktarmak istiyorum arkadaşlar. Belçika'da yaşıyoruz. Yani burada bir tek Belçika'da, Avrupa'da yaşayanlar, özellikle Avrupa'da yaşayanlar. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda alınan tedbirler bu ülkenin, yaşadığın ülkeden tedbirleri çok önemli. Bunu ısrarla söylemek istiyoruz.
Arada bir özellikle akşamları saat 6 ve 6 ile 7 arasında işte Avrupa'nın genelinde haber saatleri var. Belçika'nın, Hollanda'nın, Almanya'nın yaşadığınız ülkenin haberlerini takip etmeye çalışın lütfen. Çünkü evet ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, vatanımız bundan tereddüt yok. Bunda hiç sıkıntı yok. Ama Türkiye'de olan tedbirleri tabii ki takip edeceğiz. Çünkü orada sevdiklerimiz, insanlarımız var, vatanımız. Ama yaşadığın ülkenin haberlerinde izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu ülkede alınan kararlar bizleri ilgilendiriyor. Avrupa'da ülkede hangi Avrupa ülkesinde yaşıyorsanız yaşayın fark etmiyor. Alınan kararlar bizleri ilgilendiriyor. Burada herhangi bir alınan kararı takip etmemiz, uygulamamız gerekiyor. Sonradan işte haberimiz yoktu demeyelim. Ne olursun elimize geldikçe Belçika TV'lerine, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa her nerede yaşıyorsanız onların da haber kanallarını izleyelim. En azından olan bitenden haberimiz olsun. Bakın burası hem Türk bayrağımız hem Belçika bayrağı. Bu ülke ikisi de bizim ülkemiz ama bu vatanımız. Burada karnımızın doyduğu, çalıştığı yer, çalıştığımız yer. Dolayısıyla bu iki ülkenin de haberlerini kaçırmayalım. Zaten Türk kanallarına zaten fazlasına bakıyoruz. Ama elimizde geldikçe de bulunduğumuz Avrupa'da bulunduğumuz ülkelerin de kanallarına bakalım, izleyelim ki haberimiz olsun. Mahsuni'nin, merhaba sen de hoş geldin Mahsuni. Evet, şurada not ettiğim bir soru yoksa, şurada not ettiğim bir soru vardı, onu da alalım. Not etmiştim burada. Şimdi dün canlı yayında bir bayan arkadaşımız demişti, işte çocuk emzirebilir miyim virüslü olsam dahil. Şimdi bunu araştırmak lazım ama dün yine Türkiye'nin ulusal kanallarında bir tanesinde bu konuda bir sohbet vardı. Orada da dinledim ve araştırdım. Tedbir almak için aldıktan sonra varsayalım anne virüslü evde kendini karantina almak zorunda kaldı ama çocuk emziriyor daha hala. Çocuk emziriyor. Anne kendi tedbirini yani kendi madem virüs taşıyıcıysa maskeyle korumak şartıyla çocuğunu emzirebilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sütle veya annenin herhangi bir sütle çocuğa geçiyor diye öyle bir şey yok. Geçmiyor. Sütten geçmiyor. Sadece yine solunum yoluyla geçtiği için anne tedbirini alacak, maskesini takacak, eldivenini giyecek. Çocuğa da maske takılır mı bilmiyorum ama çocuğa geçme şansı yok. Yani sütle geçmiyor. Bunu söyleyeyim. Bu bir kesin. Sütle geçmiyor. Anne sütüne çocuğa virüs bulaşmıyor. Sadece solunum yoluna bulaştığı için anne eğer taşıyıcıysa maskesini takacak, kendini dezenfekte edecek, çocuğuna mutlaka ilgilenebilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Tedbirimizi almak şartıyla. Evet, onu dün bir annemiz sormuştu. Burada da bunu cevaplamış oldum. Erkan Korkmaz, Mahsuni'nin demiş. Mehmet Nalı, hoş geldin Mehmet abi. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Elimizde geldikçe yayınımızı paylaşmaya gayret edelim. Ne kadar çok kişi paylaşırsak o kadar çok insana erişebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şuradan bir soru daha vardı. Onu da aldıktan sonra kaldığımız yerde devam edelim. Evet, Hakan Karadağ. Necdet abi, herkese yaşadığı devletin herkesin faydasına olan karantina içerisindeki kararla saygı duyup sağışlar ve milletler olarak takip etmemiz hepimizin görevidir. Hep beraber kurallara uyarak duvarlarla aşılacağı umulur. İnşallah hayırlı yayınlar kolay gelsin demiş Hakan Karadağ. Aleyküm selam Hakan hocam. Doğru söylüyorsun. Kurallar uymak için vardır. Kurallara uyarsak biz fevkalade bunu aşarız diye düşünüyorum. En azından öyle umut ediyorum. Çünkü umut çok önemli. Umutmamamız gerekiyor. Ne yapıyorsak biz kendimiz için yapıyoruz. Yani biz bunu yaşarken de şu anda Aktif TV'de de canlı yayınlar başladı.
Orada da tabii ki Suat Bezen, genel yayın yönetmenimiz, Aktif TV üzerine de yayınlar yapıyor. Aynı çeşitli konular var, konulara işliyor. Dediği gibi hocamız da, Hakan hocamız dediği gibi mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uyarsak biz bunları atlatırız. Ama dediğim gibi örnek olacağız. Bizler örnek olacağız. Dışarıda çıkanlar varsa onlara uyaracağız. Toplamda yine bir şeyler yapanlar varsa, toplananlar varsa onları da uyaracağız. Ama ne olursunuz mümkün mertebe evinizde kalalım. Kendi elimizi temizliğimize çok dikkat edelim. Çevremizdeki özellikle risk gruplar dediğimiz hastalar, kronik hastalar ve yaşlarımıza mesafe bırakalım. Çünkü onlar normal insanlardan bakarak daha hassas. Dolayısıyla bunlara dikkat edersek bu iş çözülür diye düşünüyorum. Evet. Ramazan Üçük. Merhaba Ramazan. Burakhan. Selam Necdet amca. Ben bir şey merak ettim. Avrupa'da hasta sayısına oranla Almanya, Avusturya ölüm oranı az. Hollanda ile Belçika hasta sayısına göre ölüm sayısı oranı yüksek gibi. Bu dikkatimizi çekti. Evet. Bu da herkesin dikkatini çekiyor aslında. Burak, çünkü o yüzden de bu konular ciddiye almamız gerekiyor. Yani biz vurdum duymaz davranırsak, umursamazsak, kurallara uymazsak bu rakamların daha geleceğimiz günler kat kat katlanacak. Binlerden bahsedeceğiz günlük. O yüzden elimizde geldikçe kurallara uyalım, elimizde geldikçe sokağa çıkmamaya bakalım. Sadece eczanelerde ve alışverişler için sokağa çıkalım. Şu anda marketlerde de işte büyük market, hipermarketlerde 10-12 kişi alıyor, sonra bekletiliyor. Yani fazla insan alınmıyor. Normal bakkallara 2 kişiden fazla kişi alınmıyor. Bu kurallara uyalım. Kuyruktan bekliyorsak, sıra bekliyorsak en az 1,5-2 metre mesafe bırakalım. Alışverişten geri eve geldiğimiz zaman ellerimizi güzel şekilde yıkayalım, sabunla yıkayalım, dezenfekte olalım diyorum. Toplum taşıma araçlarına, çok zorunlu kalmadı, çok kalabalık ortama gidecekseniz maskeler yanımızda bulunduralım, maske takalım. Ama o maskelerde uzman kişiler anlattığı gibi bir kullanlıkmış. Özellikle o doktorların kullandığı beyaz maskeler bir kullanlıkmış. Yani bu da önemli. Bu arada sorular geliyor, onları da alacağım. Biraz sonra eldivenle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Selamlar abi. Aleyküm selam. Kakaya demiş. Karakaya herhalde. Yaşar Özdemir merhabalar demiş. Merhabalar. Hakan hocam, her türlü tedbirler biz insanların sağlık, sıhhat ve afiyetler içindir demiş. Doğrusun Hakan hocam. Bu tedbirler insanoğlunun sağlığı, sıhhati için. Dolayısıyla bu sağlığımız, sıhhatımız içinde de bir şekilde biz kendimizi korumamız gerekiyor. Burada bir evet, burada bir soru var. Onu tam böyle vatandaş bir şekilde yazmış ama tam okuyamadım aslında. Malum klavyede yazarken bazen kendine klavye tercüme edip yazıyor. Öyle bir düzeltirseniz okuyacağım. Size özelden yazdım. Düzeltirseniz okuyacağım. Evet. Eldivenlere gelmek istiyorum arkadaşlar. Eldivenler. Şimdi eldivenler mağazalardan görüyorsunuz. İşte marketlerden, hipermarketten eldiven kullanılıyor. Kullanılan mavi eldivenler veya herhangi bir rengi önemli değil aslında, eldivenler kullanılıyor. Uzmanların anlattığına göre bu eldivenler aslında en büyük tehlike. Çünkü evet, kasiyerde kasada çalışan kasiyer bir nevi kendini korumuş oluyor eldivenle, ama o eldiven sabahtan akşama kadar o paralarla bir sürü paralara dokunuyor, bir sürü şey veriyor ve o paralarla size veriyor. Yani uzmanın anlattığına göre bu paralar bu virüsü en çok yayan etkenlerden bir tanesi de paralar. Çünkü para herkesin dokunduğu en pis bir şey aslında para. Bütün işte çarşıda, pazarda, her tarafta yani parayla alışveriş yapıldığı dönem müddetçe o para milyonlarca insanın, binlerce insanın dokunduğu paralar. Ama şu anda eldiven kullanılıyor.
eldiven kullandığı zaman o kasiyer belki kendini korumuş oluyor ama ama o aynı eldivenle 8-10 saat boyunca işte her tarafa dokunuyor. O eldiven aslında müşterilere her zaman para naklediyor. Öyle bir şey görürseniz uyarın bence. Çünkü temiz normal elle yapsa ve her arada bir dezenfekte edip orada yanında bulundurduğu dezenfekte kendinize daha mantıklı. Ama o eldivenler biraz sıkıntı olarak bize bildirildi. Burada da bunu aktarmak istedik. Yakup Malçukan selamünaleyküm demiş. Aleykümselam Yakup. Hayırlı günler kardeşim sana da. Şimdi para dedik. Evet. Peki nasıl alışveriş yapacağız? Tabii ki parayla almayacaksan nasıl alışveriş yapacağız? Mümkün mertebe kredi kartlarına. Artık kredi kartlarının dışında biliyorsunuz okuma sistemi var. Okuma sistemiyle veya işte cep telefonuna da bazı app'ler var, aplikasyonlar var. Onu indiriyorsunuz. Mağazalar özel. İşte orada hemen bankanızın aplikasyonunu indirdikten sonra bankanızdan orada barkodu tıklayarak direkt otomatikman hesabınızda kesilen sistemler var. Yani aslında para kullanmamak için kullanmak istemiyorsak ödemek için bir sürü bayağı bir şey var. Alternatiflerimiz var. Dolayısıyla parayla ödemek her zaman zorunda değiliz. Ama ödersek de dikkat edelim. Elimizde alımızı parayla eve getirelim. Ama evde geri gelmez ellerimizi yıkayalım. Paralar da zaten paralar da öyleymiş. 6-8 saat sonra paralar da virüs bir nevi kendini yok edermiş diye söylediler dün sağlık uzmanları. Evet şöyle bakıyorum tekrar yorumlara. Bu arada arkadaşlar soruyorlar, ne anlamadım. Tabii ki paylaşabilirsiniz. Programı paylaşın. Paylaşırsanız daha çok kişiye, kitleye ulaşırız. Programı elbette paylaşın. Arkadaşlarınıza, gruplar arasında paylaşın. Paylaştıkça bu programlar daha çok kişiye erişilecek. Daha çok kişiye izleme imkanı sağlayacaktır. Dolayısıyla paylaşmakta sıkıntı yok. Hatta paylaşın derim. Evet, burada bakıyorum yorumlara. Önce okuyorum yorumları çünkü canlı yayında olduğumuz için aniden yazılanları önceden bir okuyorum ki terslik bir şey olmasın. Tabii ki canlı yayında olduğumuz zaman böyle oluyor. Evet, arabalarda dezenfekte. Şimdi zaten birçoğunuz arabaya binmiyorsunuz. Yani biniyorsanız çok az biniyorsunuz. Arabayı yıkarsanız, için dışını yıkarsanız araba temiz olur aslında. Ama bilmiyorum yani araçlarda da dezenfekte etmek zorunda mıyız bilmiyorum. O sizin tercihiniz ama yıkarsanız belki de faydası olur. Yani için dışını temizlemiş olursunuz. Bunu anlamadım da. Evet bu arada Hüseyin Filiz Değirmenci merhabalar, hoş buldum abi. Size de merhabayın. Ali Anıl, Ali Anıl Serkıl, Serkan Borucu, Nevzat Kızılkırıç merhabalar. Sizlere de merhabalar. Bu arada paylaşımlar oluyor. Paylaşımlara bakıyorum. Evet. Evet paylaşımlara bakıyorum. Tabii ki ya ben anlamadım yani paylaşabilirsiniz benim. Bilmiyorum birileri farklı bir şey mi yazıyor burada. Elbette paylaşabilirsiniz. Program paylaştıkça burada gidecektir diyorum. Evet şimdi gelelim şeye artık bu ne zamana kadar sürecek? Şu anda Nisan başı, Nisan 4, Nisan 6 süreci bir nevi şeydir. Alınan bir karardır. Ama bu iş 4 Nisan, 5 Nisan, 6 Nisan bitecek mi? O büyük muamma. Gerçekten onu şu anda kimse söyleyemez. Tedbir amaçlı şu anda 3, 4, 5, 6 Nisan'dan bahsediliyor. Ama ondan sonra uzatılır mı? Bence kanaatim, şahsi kanaatim evet uzatılır. Çünkü daha henüz bitmedi. Daha henüz yapacak çok şey var. Şimdi Çin'de durdurulduğunu söylüyor. Şu anda virüs artık yeni vakalar ortaya çıkmıyor, durduruluyor. Ama bitti mi? Bitmedi. Çünkü daha binlerce insan
tedavi altında. Onlar da daha bitmiş değil. Binlerce vakalı olan insanlar, taşıyıcılar var. Bunlar da bitmiş değil. Dolayısıyla 4-5-6 Nisan'da bu iş bitti de demek yani şu anda Avrupa için özellikle bir öngörü değil. Yani böyle bir şey düşünmeyelim, bir öngörü değil. Çünkü o bitse dahil onun da bir şey süreci var. Tedavi süreci var, temizlenme süreci var. O virüs tavan atma süreci var. Çevremizdeki insana atma süreci var. Dolayısıyla bu 5-6 Nisan bir tedbir amaçla alınan bir tarih. Ne zaman biter diye sorduğumuz zaman da şu anda öngörülenler, uzmanlar öngörülen Mayıs sonu Haziran başı. Yani Haziran'da başlarında falan eğer her şey yolunda giderse, istenildiği gibi giderse bitme ihtimali, yani kurtulma ihtimali var diye düşünülüyor. Ama bu ne kadar doğru, bu ne kadar yanlış onu bilemeyiz. Onu bekleyip göreceğiz. Ama bunun bitmesi için önce biz insanlar tedbiri elden bırakmamız gerekiyor. Tedbiri elde bırakmamız gerekiyor. Çünkü bitirecek olan bizleriz. Kimse gelip buraya hap bitti demeyecek. Bitti butonuna basmayacak yani. Biz kendimiz tedbirleri alırsak bu işte kurtulacağız. Dolayısıyla verilen tarihlere şu anda ben pek itibar etmiyorum. Her şey kendilerimizde. Evet Hüseyin merhaba, iyi akşamlar. Size de merhabalar. Bakıyorum. Kadir Taşkın merhabalar. Abdül Selcan Kepenekli merhaba. Size Ümit Kahya merhaba. Ümit Senan'a merhabalar. Yakup Malçıkan abi, bazı insanımız durumu ciddiye almıyorlar. Israrla misafirlere gelmek istiyorlar. Ya şimdi arkadaşlar. Sağ ol Yakup. Bunu çok kişide duyuyorum. Bak az önce ne dedim? Ben Kıbrıs'a geleli beridir. İşte bugün bir hafta oldu. Bir haftadır ben torunlarımın yüzünü görmedim. Çocuklarım, kendi evimde çocuklarım. Evde görüşüyorum ama bir tek kızım kaldı zaten. Dışarıda çocuklarımla da gerçekten böyle kapıdan merhabalara görüşüyoruz. Ama torunların yüzünü görmedim. Düşünebiliyor musun? Üç torunum var. Üçünü daha kucağıma alamadım. Şimdi illaki ısrar etmenin bir anlamı yok. Bir şey ısrar edersin ama neye nadiren ısrar ediyorsunuz? Misafirle gidecekmişsin. Abi gitmeyi ver ya. Gitme ya. Şöyle bir üç hafta, bir ay şöyle bir ortalık sakinleşseye kadar gitmeyelim misafirle ya. Yani önce de sanki çok misafirle gidiyorsun. Neye ısrar ediyorsun? Önce de herkes telefonla sohbetler yapıyordu. Yine telefonlarına, canlı yayında, kamera var artık, teknoloji gelişmedi. Kamerayla canlı yayında ısrarcı olmanın bir anlamı yok. Misafirlik evet güzel, hoş ama tedbir elden bırakmayalım. Biraz böyle zaman geçsin arkadaşlar. Şu misafirlikten Allah aşkına uğraşmayalım. Ümit Kaya, merhaba, iyi hayırlı günler demiş. Sağ ol Ümit, size de hayırlı günler. Evet, hemen çünkü o çok yerden paylaşıldığı için yorumların hepsini aynı anda alamıyorum. Çünkü bazen başka sayfalarında paylaşılma olmuş. O sayfalarda da yorumlar alıyorum. Ama paylaşmaya devam edersek bu iş iyi olacak. Paylaşalım yayınımızı, paylaşalım. Paylaştıkça daha güzel yorumlar alabileceğiz. Evet, buraya not ettiğim, eğer birkaç yorum daha yoksa şurada not ettiğim bir şey vardı, konu vardı. Onu tekrar almak istiyorum. Uçuşların İstanbul'dan, Türkiye'den buraya uçuşların bir kısmı tekrar geri açılmaya başlamış. Bunu aldık haberlerden. Geri Belçika'ya dönebiliyorsunuz. Ama Brüksel ve Şarlova havalimanlarında gelen birkaç arkadaşım vardı. Onlardan aldığım bilgilere göre Belçika'da yurt dışından gelen, ülkelerde gelen insanları da 14 gün karantina altına almayı tercih ediliyor diye duyumlar aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şu anda resmi Belçika makamlarında böyle bir teyit alamadık. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa'da giden yolcuların ilk başta işte sadece ateşi olan veya semptomu olanlara 14 gün karantinaya aldı. Ama sanırım şu anda Türkiye'nin herhangi yerinde
giriş, Türkiye'ye giriş yaptığın zaman 14 günlük bir karantina söz konusu. Özellikle Ümre'de gelenlere zaten otomatikman ona da karantina alınıyor. Ümre'de gelenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde biraz sıkıntı yaratıldı. İşte basın ve sosyal medya işte Ümreciler kaçıyor, Ümreciler istemiyor, sıkıntı yaratan Ümreciler var. Özellikle bir tanesinde yani o polise tüküren hacilerden veya işte Ümrecilerden bir tanesi yapmayalım. Çünkü o polise de sizleri korumak için orada. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sizleri oraya koruma amaçlı, siz hastasınız diye orada koruma diye sadece koruma amaçlı sizleri oraya karantina alıyor. Okullar tatil olduğu için yurtlarda işte yurtlarda kalıyorsunuz. Yani çok önemli. Buna riayet edersek inşallah hep birlikte kurtuluruz. Ama şu anda Belçika hava sahasına baktığımız zaman birçok kişiye aynı anda şunu bildirmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde buraya gelen gelişler başlamış. Yani yurt dışı çıkabiliyorsunuz, ülkeyi terk edebiliyorsunuz, Türkiye'yi terk edebiliyorsunuz. Ama buraya Belçika geldikten sonra aynı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin yaptığı gibi bir 14 günlük bir karantina söz konusuymuş. Ama bunu dediğim gibi Belçika resmi makamlarında bunu daha teyit ettiremedik. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. O yüzden sadece bu varsayım. Birkaç Türkiye'de gelen vatandaşlardan bize gelen, bana gelen bilgilerden ibarettir. Bunu da burada söylemek isterim. Evet, bakıyoruz. Başka sorulara bakalım. Çünkü yoğun sorular var, yazılar var, paylaşımlar var. Barış Karakaya, selamlar. Hoş geldin, sen de hoş bulduk. Evet, şurada eklediğim bir soru daha vardı. Onu da gündeme konuşmak istiyorum. Bu arada tabii ki hakikaten merak ediyorum. Yani burada kendi aramızda paylaşabiliriz. Bu günlerde evlerde neler yapılıyor? Yani vakitler nasıl geçiliyor? Onları da burada konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü kolay değil. Sabah erken kalkıyoruz. Her zaman işte uykusuz ama erken yatıp erken kalkıyoruz veya geç yatıp geç kalkıyoruz. Ama bir şekilde o 24 saatine 8 saatine uyuyorsak 16 saati ne yapıyoruz? Nasıl vakit geçiriyoruz? Birimize yapabileceğimiz tavsiyeler neler? Bunları da burada paylaşmak isteriz. Bu arada sesim iyi geliyor mu? Hafif bir geri planda müzik koydum ki biraz şey olsun diye. Yani müzik rahatsız ediyorsa söyleyin. Derhal kesebilir ve veya sesimin gelip gelmediğini size teyit ettirirseniz sevinirim. Evet, burada bir konu vardı, onu işlemek, görüşmek istiyorum. Şimdi bir sürü şu anda Avrupa komple şu anda aslında bu virüse yakalanmış durumda. Komple Avrupa'da artık vaka göründü. Yani Avrupa kıtası komple koronavirüsle mücadele içerisinde. Her ülkenin aldığı kendine göre tedbirler var. İşte Belçika'da yaşayanlar, Almanya'da yaşayanlar, Fransa'da yaşayanlar veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde yaşayanlar bulunduğunuz ülkenin aldığı tedbirlerine harfiyen uyun. Bu en büyük vereceğiz mesaj. İkinci olarak da bizlerin dini vecilerimizde dün anlatmıştım ya din konusunda tabii ki yani bazen işte çalışıyoruz, yoğun günümüz var. Belki de yapamadığımız işleri şu anda yapabiliriz. Mesela ben düşündüm şöyle, namaz derim, namazı başlayayım, namazımızı kılalım evimizde. Önce de işte o kadar zamanımız olmuyordu ama şimdi namazımızı kılalım dedim. 5 vakit namazımızı kılmaya çalışıyoruz. Bunları yapalım. Mesela Türkçe Kur'an-ı Kerimler okuyalım. Türkçe, özellikle Türkçe diyorum. Çünkü eğer Arapçanız yoksa önce bir Türkçe okuyalım, dinimizi anlayalım diye düşünüyorum. Ümit sağ ol, ses çok netmiş. Teşekkürler Ümit. Burada teyit etmiş olursun. Zeki Pamuk, Cengiz Kurt, Ahmet Al, hoş geldiniz hepiniz. Sizler de merhabalar. Ve biraz önce söyledim ya, normal bu günlerde, zor günlerimizde neler yapıyoruz? Sizler ne yapıyorsunuz? 24 saatin 8 saati uyuyorsak aşağı yukarı, geri kalan 16 saati ne yapıyoruz? Nasıl geçiriyoruz? Burada kendi izleyicimiz arasında paylaşırsak belki birbirimize yardımcı olmuş olabiliriz. Burada da paylaşalım. Hüseyin Nallı, merhaba, size de hoş geldiniz. Dediğim gibi
bugüne kadar yapmadığımız işleri yapabiliriz. Evlerde, evinizde tadilat ihtiyacı olan bazı tadilat gerektiren işler vardır. Onlar yapabiliriz. Yani yapacak çok iş var aslında. Sıkılmadan, sıkılmayan mahalletler vermeden, mal vermeden yapacağımız bir sürü insanlar var diye, işler var diye düşünüyorum. Evet, geri sorulara geçelim. Evet, çok yoğun bir şekilde sorular geliyor. Onlara bakıyorum. Selam abi, neden biz insanoğlu veya neden biz insanoğlu her zaman böyle durumlarda dine sarılırız? Din her zaman vardır. Yani iyi ki dinimiz var. İyi ki elhamdülillah Müslümanız. Yani din öyle bir kavramdır ki inanıyorsunuz. Yani görmediğiniz, dokunmadığınız bir şeye inanıyorsunuz. Bu çok önemli. Yani iyi ki de var. İyi ki de elhamdülillah Müslümanız. İyi ki de dinimiz var. İyi ki de bir dinimize inancımız var. Tabii ki yani böyle günlerde insanın o dine sarılıyor. Hayır öyle değil işte, bir o zaman bir arayış içinde oluyorsunuz belki de. Yani bu Körfez depreminde ben Türkiye'deydim. Orada da bir dönem turizm yaptığım dönem onu gördüm. Ateist olanlar bile ne? Deprem olduğu zaman camilere koştular yani. Yani Belçikalar vardı grupta, ateistti. Ama sarsıntıda, o artçı sarsıntılarda ibadethanelere koşuyor insanlar. Kiliselere, camilere veya herhangi bir ibadethane koşuyor. İnanmadığı halde oraya koşuyor. Yani demek ki din böyle bir şey. Görmediğiniz, hissetmediğiniz, duymadığınız, dokunamadığınız bir şeye inanmak din. Dine sarılıyorsunuz. Yani veya sığınacak bir yer arıyorsunuz. Din de öyle bir şey. O yüzden iyi ki Müslümanız, iyi ki dinimiz var diye düşünüyorum. Yoksa sadece bu koronavirüsle ilgili hepimiz dinimize daha sadık diye yok, ama yani malum günümüz dünyası artık yoğun bir yoğunluk var. Belki de bu dönemler bize fırsat olabilir diye düşünüyorum. Evet, Mehmet İsmail, merhabalar Sezai Buruklar, merhaba Sezai, size hepinize hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, yayınımızı paylaşmaya devam ediyorsunuz. Burada ben görüyorum, bayağı paylaşıldı. Paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok paylaşım olursa tabii ki daha çok kişiye ulaşır, daha çok kişiye bu bilgiler aktarılmış olur diye düşünüyorum. Evet, Yakup Malçakan. Abi benim ev boyanacak, malzemeler hazır, onu boyayacağım. Vallahi iyi Yakup. Harika bir fikir. Yani bak demiş Yakup Malçıkan, abi benim ev boyanacak, malzemeler hazır, onu boyayacağım. Bak işte güzel, bu vesileyle de evinizi boyamış olacaksınız. Böyle evde yapacak işler varsa böyle bu günlerde yaparsınız inşallah. Evet, bir vatandaşlar da demiş, eğer başka bir boyacı varsa bende de çok iş var, gelin yapın. Hayır, amaç başka birisini çağırmak değil, usta çağırmak değil. Kendi elimizde geldiği kadarıyla kendimiz yapacağız. Yani sen şimdi burada iş çağrısında birileri gelsin yapsın diyorsun, ama o yok. Kendimiz, kendi işimizi kendimiz yapacağız. Başkalarını çağırmadan kendimiz yapacağız. Evet, tekrar bakıyoruz şimdi buraya. Aleykümselam Alekaya. Sağ olun hepimize inşallah. Evet, şimdi burada az önce demiştim ya, boş günlerimizi, bu günlerde boş günlerimizi ne yapıyoruz, nasıl geçiriyoruz, bunu konuşalım demiştik. Hakikaten birbirimize vereceğimiz tavsiyeler var mı? Demin biraz önce söyledim, 24 saatin 8 saat, en azından 8 saat uyuyorsak 16 saatin ne yapıyoruz? Tabii ki yiyoruz, içiyoruz, çocuklarımızla, ailemizle, işlerimizle, dostlarımızla ilgileniyoruz, ama daha fazla neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Cengiz Kurt hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar, hepimize hayırlı cumalar tabii ki bu arada. Ama malum camilerde ibadet olmadığı için cuma namazları evde eda ettik. Bir öğle namazı kafi geldi. Leman, iyi yayınlar, hiç ölmeyecek kadar yaşayanlar su üstüne çıktı diye düşünüyorum. Ben her gün 8 küsur kez aklıma gelmesi gereken ölüm saygılar.
Vav, Leman Hanım bir dakika. Ne yaptınız? Ne? İyi yayınlar, hiç ölmeyecek kadar yaşayanlar su üstüne çıktı diye düşünüyorum. Evet, bunu anladık. Ben her gün 8 küsur kez aklımıza gelmesi gereken ölüm saygılar. Ben her gün 80 küsur kez aklımıza gelmesi gereken ölüm. Yani her gün 80 küsür, yani 80, en az 80 defa aklımıza gelen aslında ölüm. Yani evet, inşallah anlayan anlamıştır. Leman Hanım'a burada saygılar, sevgiler diyorum. Evet, doğru, iyi yayınlar demiş. Hiç ölmeyecek kadar yaşayanlar su üstüne çıktı diye düşünüyorum. Ben her gün 80 küsür kez aklımıza gelmesi gereken aslında ölümler demiş. Saygılar. Sevgiler benden, saygılar. Musa Çavuş, merhabalar. Size de hayırlı günler. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumların birçoğunu okudum. Burada kendim konu almak istediğim şeyler vardı. Ha, Leman Hanım düzeltti. 80, evet. Tamam, teşekkürler Leman Hanım. 80'miş. Şurada not ettiğim birkaç konu vardı. Onları da burada paylaşayım. Sizlerin herhalde yorumların sorularını, yorumlarını birçoğunu aldım. Evet, burada not ettiğimi de almak istiyorum. Songül Evciris, Ebrat Kepesiz. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Songül Hanım. Evet, şeye gündeme konuşmak istiyorum sizlerle. Evet, Ahmet kardeşim, paylaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Paylaşın yani. Ben bunu tekrar söylemem gerek. Belki de başta bundan sonra paylaşın diye yazayım ki paylaşsın vatandaşlarımız. Sormanıza gerek yok. Elbette yayını paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok paylaşım olursa o kadar daha çok kişiye ulaşmış oluruz bu görüntülerle. Leman Hanım tekrar yazmış. Yani günde 80 kez aklımıza getirmemiz gerekiyor ölümü. Elbette. 80 değil. Hiç çıkmamız gerekiyor. Yani her zaman sözümüz vardır. Yarın hiç ölmeyeceğiniz gibi çalışacaksınız, yarın ölecek gibi de öbür tarafa çalışacaksınız, yani ibadet yapacaksınız. Ölüm hiç aklımıza çıkmaması gerekiyor ama hayat devam etmesi gerekiyor. Hayatta da devam ettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu burada aktarmış olurum. Hakan Karada, boş zaman değerlendirilmesi Kur'an'da inşallah süresinde İnşirah süresinde açıklanıyor. Herkes evinde, mahallinde okuyabilir. Evet, evet hocam, tam da ben onu söylemek istedim. Ben eğitimciyim biliyorsunuz hocam. Ben talebelerime özellikle her zaman tavsiye ettiğim Kur'an-ı Kerim'i önce Türkçesini okuyun, mealini okuyun. Dininizi, Türkçe, kendi dininizi öğrenin. Öğrenin, sonra Arapçayı öğrenin ve Arapçasını okuyun. Ama önce kendi dinimizi iyi bir şekilde öğrenelim. Çünkü Türkçesini, mealini okursak en azından kendi dinimizde Kur'an-ı Kerim'imizi okumuş oluruz diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Ben çok bu konuda hassasım. Bazıları bana yanlış anlıyor, işte Kur'an okuma diyorsun. Ben hayır, Kur'an okuma demiyorum. Bilakis Kur'an okuyalım diyorum. Ama önce Türkçesini okuyalım diyorum. Türkçesini okursak çocuklarımız ve bizler de hepimiz öyle Türkçesini okursak dinimizi anlamış oluruz. Ve bu konuda benim bir de aslında bir güzel semptomum vardı. Bunu da size kısa olarak özetleyeyim. 80'li yılların başlarında daha ilkokula giderken burada Belçika'da camilere gittiğimiz zaman cemaatlerin ağladığını görüyordum. Özellikle o dönem yaşlı amcaların ağladığını görüyordum. Ben o zaman çocuk aklımla devamlı onu merak ederdim. Niye ağlanıyor, niye ağlıyor işte bu insanlar? Hep şu aklıma gelirdi. Ya bu hoca, imam Kur'an okurken kötü bir şey söylüyor veya bu insana kendini ağlıyor diye sordum kendime. Sonra 83 yılında Belçika'ya ilk Hollanda'ca Kur'an-ı Kerim geldi Gent Kütüphanesi'ne. İnanın cebimdeki harçlığımla, yani bir aylık abonan para, otobüs tram abonan parasıyla o kitabı kütüphanede aldım ve fotokopicide tüm kitabı, Kur'an-ı Kerim'i Hollanda'sına kopyaladım. Bir ayda tabii yayın gittim okula. O işin ailesi. Ve bir gün cuma namazında gittiğimde hoca, işte malum imamlarımız Kur'an'da sayfasını da belirtir, ayette belirtir. İşte 5. sayfa, 4. ayet diye. Bakardım, gelirdim evde bakardım. Hollanda'sa yani kötü bir şey söylemiyor. Kur'an kötü bir şey söylemiyor. Yani bir nevi sana kurallar anlatıyor. Kanun kitabı kural yani.
Yani sonuçta bir kanun kitabı. Düşünürdüm o zaman bu insanlar niye ağlıyor? İşte bilmediğinden ağlıyor. Belki de hocamızın edasında güzel okuşunu ağlıyor, duygulanıyor ama Kur'an'ı anlamadığından ağlıyor. Dolayısıyla ben ilk Kur'an-ı Kerim'i Hollanda'da okudum. Türkçe değil, Hollanda'da okudum. Gerçekten bana çok şey öğretti, dinimi öğrenmiş oldum en azından. Sonra akabinde Türkçesini de tabii okuduk. Hakikaten Allah aşkına olsun Kur'an-ı Kerim'imizi okuyalım. Biz Kur'an-ı Kerim'imizi genelde böyle duvarlara süslü böyle işlemeli bezden yaptığımız çantalarını asarız. Biri de çocuklara dokunmaya çalışsın, çarpılırsın, dokunma deriz. Bundan vazgeçelim artık. O Kur'an'lar okunmak için yayıldı dünyaya, okunmak için indirildi, okunmak için Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderildi. Duvarlarda süs olarak asılsın değil diye indirelim, okuyalım. Ama eğer Arapçamız yoksa Allah aşkına olsun Türkçesini okuyalım, kendimiz okuyalım, dini bilgimiz olsun diye düşünüyorum en azından. Biraz uzun oldu kusura bakmayın ama bunu da söylemek zorunda kaldık. Evet, Hasan Maya katıldı. Evet, Hasan Maya, Mutlu Küçük, Murat Kepenekli, Mustafa Doğan merhabalar. Saygılar, sevgiler benden. Hakan Karadağ kesinlikle doğru. Dünya genelinde Müslümanlar kendi dillerinde Kur'an'ı okuyup anlayıp hayatlarına uygulamadıkları için sıkıntılar ortaya gelir diyor. Evet, hocam haklısın. Gerçekten bu konuda biliyorsun ben çok hassasım. Bu konuyu ben çok şey etmek istiyorum. Üstüne basmak istiyorum. Bütün dünyada herkes Arapça bilmiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim de klasik Arapça olduğu için yani her Arapça konuşan da Arap ülkesi olarak bildiğimizde Kur'an-ı Kerim'i anlamış değil. Dolayısıyla yani Osmanlı zamanında da Kur'an kursları vardı. Osmanlı zamanında da Osmanlıca da Türkçeydi. Yani Arapça değildi. Yazıları belki benziyordu ama farklıydı. Dolayısıyla biz ne yapalım? Yapalım. Önce kendi dinimizde Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Bu boş zamanlarda da çok güzel bir fırsat aradı. Umarım herkesin evinde Türkçe mahiyle Kur'an-ı Kerim'in vardır. Yoksa camilerimizde hocalarımızı arayıp da hemen temin edebiliriz. Veya artık sosyal medya var, internet var, bilgisayarlar var, tabletler var. Orada da her an her şeyi Kur'an-ı Kerim'le ilgili Türkçe mahiyini bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi acizane benim fikrim. Evet, devam ediyoruz. Yakup Malçıkar abi, insanlar dünya tamamına dalmış. Dünya tamana dalmışlar. Ha, son zamanlar çok değişmişti insanlar. Büyük küçük büyüğü tanımıyordu. İnşallah insanlarımız bundan sonra kendilerine çeki düzen verir. Allah'ın parmağı var da gözümüz mü çıkacak? İnsanlar içeri kapattıra. Evet, bu da bir farklı bir yorum. Tabii ki iş çığına çıkanlar. Artık bazı hakikaten hadi be dediğimiz olaylar olmaya başlamıştı böyle düşünürsek. Ama bilmiyorum, insanlar ders alır mı? İnsan onu çabuk unutuyor. Yani düşünsene, en sevdiği canını toprağa veriyor, ellerine gömüyor. Arada birkaç gün sonra geri normal hayatına dönüp yani devam edebiliyor. Öyle de olması gerekiyor belki de. Çünkü hayat devam ediyor maalesef. Borçlar, dertler kapıda bekliyor hepimizi. Evet. Bahattin Kızıl Kılıç Atlan Yanar merhabalar. Bilgiler için teşekkürler demiş Hakan Karadağ Leman Hanım'a. Bilgiler için teşekkürler hocam, bilgileriniz için saygılar. Biz de saygı duyuyoruz. Hüseyin Nallı. Hüseyin Nallı merhaba. Necdet abi selamlar. Millet evlere hapis ettiler ama Amerika'nın Avrupa'nın bazı ülkelerde asker sevkiyatı yapmış. Bu virüs bir kurgu olduğu aklınıza geldi mi acaba? Şimdi Hüseyin, şöyle bir şey var. İlk etapta bu virüs çıktığında ben dahil birkaç böyle arkadaşlarımız dahil işte bu İsrail'in işi, bu Amerika'nın işi falan dedik. Ama durum gösteriyor ki şu anda Amerika'da on binler var virüse yakalan. Amerika'da şu anda dünyanın en çok bu virüs için para aktardığı ülkelerden bir tanesi. İsrail'e bakıyorsun, İsrail'de aynı keza. Evet, olabilir mi komplo terörü? Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Bazı ülkelerden bunu fırsat bilip askeri sevkat yaptığı da olabilir. Ama şu anda yani savaşa gerek yok. Biz böyle devam edersek silah atmadan öleceğiz. Çok net söylüyorum. Savaşa gerek yok. Bence bundan daha büyük savaş yok. Yani düşünebiliyorsun, Belçika ufacık ülke. Konya'nın toprakları kadar toprağı var Belçika'nın. Rakamlar
her gün yüzlerce arttırılıyor. Yani düşünün. Bugün Belçika'da 462 yeni koronavirüs tespit edilmiş. Bir gün içinde. 462. Yani şöyle düşünün. 462 bir köy demek ya. Bazı köylerin nüfusu o kadar yok. Yani dolayısıyla bu komplo teorilerine inanmak istiyor mu istemiyor mu, o sona göreceğiz. Ama öncelikle bu vakadan, bu virüsten hepimizin kurtulması gerekiyor. Sonra tabii ki şu anda askeri olarak neler yapılıyor onu da bilmiyoruz. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri de tedbir amaçlı korona tedbirini aldı. Öbür ülkelerde alıyor mu bilmiyorum. Bazı ülkeler bunu fırsat bilip sınırları yığınak yapmış. Bilmiyoruz. Şu anda haberlerde de takip edemiyoruz. Bunu ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu da bilmiyoruz. Ama zaman her şeyin çaresi diyoruz. Tek umudumuz inşallah bu konuları zamanca atladır, sonra bırakacağız. Evet, devam ediyoruz. Abdülkara, Bayram İmre, Berka Küçük, Hasan Çelik, Ayhan Görücü, bir aday yazdılar. Evet, Abdülkadir Nalda, Ömer Kuş, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Leman Hanım, bu ağlama konusu sizden daha önceden duymuştum. Ben de Kabe'ye giden melek olup donuyor sanıyordum çocuk beyni. Evet, bu ağlama konusunu demiş Leman Hanım, sizden daha önceden duymuştum. Ben de Kabe'ye giden melek olup dönüyor sanıyordum çocuk beyni işte. Evet, çocuk tabii ki o zaman öyleydik yani çocuk beyni. Dediğiniz gibi Kabe'ye gidip de dönüşte melek olduğunu düşünen çocuklar da vardı. Şimdi dedem rahmetlik Haç'tan geldi. Dedem işte ya biliyorsunuz önceki yaşlar işte aslında küfür değil de onların ağız alışkanlığı bazı işte şu anda küfür diye geçen sözler vardı. Dedemin alışkanlığı vardı. Haç'tan geldikten sonra bazen sinirlendiği zaman aman hacı derlerdi. Aman hacı, aman hacı, aman hacı. En sonunda dedem rahmetli dedi ki ne ya bir dakika kafadaki şapkayı çıkarttı. Şu hacilik bir dursun dedi şurada. Bakın dedi. Mekke'de mübarek yerde insan makinesi yok dedi. Yani Mekke'ye giden insan makinesinden geçmiyor. Birinde geçiyor, giriyorsun sonra başka bir insan olarak çıkmıyorsun. Aynı insan geldi buraya. Farkında mısınız sizler? Yani aynı insandan bahsediyoruz. Mekke'de, Kabe'de, mübarek topraklarında insan makinesi yok. İnsanlar oraya nasıl gidiyorsa aynı insan geliyor. Sadece o insanın Mekke'de geldikten sonra, Haç'tan geldikten sonra, mübarek topraktan geldikten sonra kendince alacağı yine tedbirlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla o melek olanlar falan da onları da görüyoruz. Evet, Kartaller Esra Kapensiz. Evet, neyse. Merhabalar, Mesut Mazer Selam Teyzeoğlu. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şahin Kınık katılmış. Aleyküm selam Şahin. Evet, Muzaffer paylaşabilirsiniz. Yani paylaşmak serbest. Programın yayını paylaşabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Hanırım bir daha sana ben başlık orada program paylaşın yazayım. Çünkü birçok vatandaş, izleyici abi paylaşabilir miyiz diyor. Tabii ki paylaşabilirsiniz. Hatta iyi olur paylaşırsanız. Ne kadar çok kişiye paylaşırsak o kadar çok kişiye ulaşmış oluruz. O kadar çok kişi bilgilerinizi sizlerin aktardığı bilgileri ve burada sizlerle birlikte paylaştığımızı insana ulaşmış olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, başka burada sorularınızı götürün. Evet, Yakup Malçakan abi, şimdi hacilerin bazıları deyip geliyor. Ne anlamadım Yakup Malçakan, vallahi anlamadım. Abi şimdi hacilerin bazıları deyip geliyor. Bazıları deyip geliyor. Evet, bilmiyorum. Doğrudur. Anlamadım aslında. Evet, anlamadım aslında ama doğrudur. Evet, bir şeye daha bakalım. Şimdi az önce söyledik ya, bizler bu boş günlerimizde ne yapıyoruz? Bunu aslında merak ediyoruz biraz da toplum olarak da. Çünkü dün burada canlı yayında yine konuştuğumuzda ne yapacağız abi? İşte fikrin var mı diye sordu. O en iyisi biz birimize fikir verelim.
Boş günlerimizde ne yapıyoruz, nasıl geçiyor? Bunları da burada birlikte aktaralım diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce birkaç verdik. Bu arada Yakup Malçıkan yazmış. Değişip geliyor. Ha tamam Yakup, anladım. Yani abi şimdi hacıların bazıları değişip geliyor yazmış. Evet doğru, değişip gelenler de olur. O tabii ki hacıdan hacıya değişir. Kimi kastediyorsun bilmiyorum da. Ancak tahmin edebiliyorum. Evet bazıları değişik geliyor. Ümit Kaya, merhaba İzzet Gök. Merhaba İzzet kardeşim. Yunus Çetin, merhaba Yunus. Evet ne yapıyoruz? Biz bu zorlu süreçte evlerimizde ne yapıyoruz? Bunu birçok vatandaşımız sordu. Geçen dünkü programda abi ne yapalım, ne edelim? Kimler işte evde internetten okey oynarmış komşusuna. Kimi benim gibi müzik yapıyor bazen, işte efkar basıyor, çıkıyor, burada benim stüdyom var, stüdyo müzik yapıyorum. Kimileri tabii ki kalkıp bazen sohbetler yapıyor. Ben işte sizlerle burada canlı yayınla ancak ulaşmaya çalışıyorum. Sizlerle sohbetler yapmak istiyorum. Bildiğim konuları burada birlikte konuları birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Bazıları var işte ben namaza da başladım bu arada. Yani çok aklımdaydı. İşte çalışıyoruz malum. İşte yarın bugün bu fırsatları değerlendirip namazımızı kılalım. Evde yapılacak işlerimiz varsa evde işlerimiz yapalım. Bu da çok önemli. Yapacak çok işimiz vardı. Mutlaka düşündük sonra ortaya çıkar. Ama burada birçok dünkü programda birçok vatandaşımız abi ne yapalım? Boş zamana nasıl değerlendirin? Fikriniz var mı diye sormuştu. Burada da ben burada söylemek istiyorum. Eğer fikirler olan varsa veya tavsiye edecekleri bazı konular varsa burada gelip söyleyebilir. Burada da paylaşmış oluruz. Evet, Kepe Selam Necdet abi. İyi akşamlar. Bir bilginiz var mı bu çalışmayanların günlüğü ne olacak? Evet, çok güzel bir konu. Şimdi çalışmayanların, şimdi koronavirüs, COVID-19 nedeniyle işsiz kaldıysanız, COVID-19 nedeniyle iş yerinde şu anda fabrikalar kapandıysa, şimdi şöyle bir durum var. Kapanan fabrikalar var. Zorunlu kapanan fabrikalar var. Şimdi orada eğer kontratlı çalışıyorsanız zaten otomatikman bu süreçte ilk etapta maaşınız ödenecek. Ama süreç uzarsa veya siz interimle çalışıyorsunuz. Yani işçi bulmada veya interim taşeron şirketlerden interimle çalışıyorsanız bu süreç ne olacak? O zaman size büyük ihtimal geçici olarak çıkış verilecek. Niye? Ama şunun için o çıkışlar C4 verecek ki siz işsizlik parasında yararlanabilirsiniz. Orada işsizlik parası alacaksınız. Bu süreç uzarsa işsiz kalanlara, işsiz olanlara devlet, Belçika hükümeti katkıda bulunacak. Bunların katkıları işte kimi elektrik su parası, gaz parası olarak dönecek. İşverenlere de aynı keza işte işverenler zorunlu olarak dükkanlarını kapatanlar oldu. Bunlara devlet bir kere mahsus 2000 ile 4000 arasında değişen, bu sektörden sektöre değişiyor tabii ki, 2000 ile 4000 arasında değişen meblalardan bahsediliyor. Bunu da muhasebecilerinizle gidip kesin bilgileri almanızı tavsiye ediyoruz. Biz o yüzden Aktif TV'nin sosyal medya hesabında FSV muhasebe bürosuyla Mustafa Şeker kardeşimle birlikte bilgiler aktarıyoruz. Onlar da canlı veya sayfalarında aktarılabilirler. Durum bu. Yani ne kadar verecek, ne kadar alınacak, o rakamlar, bir sürü değişik rakamlar telaffuz ediliyor ama çalışmayanlara günlüğü ne olacak diye sorulmuş. Günlüğü işte somaç, eğer somaçsa somaç parası kaçsa onu verilecek. Geçici olarak yani technisch Berglos diye karar verildiyse o da patron somacı olarak geçiyor. O da somaç parasına dönüşecek. Kimileri 40 euro, kimi 60 euro kadar değişebiliyor bu meblalar. Dolayısıyla bu net rakamlar burada söylesek yanlış olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, saatlerimiz şu anda tam 18 Belçika saatiyle. Evet, Esra Kepez, yani faz kontratlıyım Necdet abi, kabloda çalışıyorum, dalcıyım. İki gündür durdu işimiz. Yani devlet günlüğümüzü ödeyecek. Evet, eğer siz patronunuz
sizin sektörde patron somacı diye tabir edilen patron somacı ise somaç olarak alacaksınız. Bunu unutmayalım. Yani patron somacı olarak gösterecekse somaç parası olarak alacaksınız. Yani somaç parasında kaç olduğunu siz aşağı yukarı bilirsiniz. Çünkü kablo sektöründe somacılar genelde oluyor. Halil Nihat Ayhanar, Taner Biçer, merhaba Taner. Çoktandır uzun zamanda görüşmüyoruz. Bu vesilede bu da sene görüşmüş olduk. Evet, soruları almaya devam ediyorum. Evet, güzel bir soru. Bayağı önceden soruldu bir soru. Evet, bu berberler konusunda sorulmuştu. Buraya not ettim. Berberler şu anda aşmak zorunlu mu? Aşmak zorunlu değilsin. Ama açarsanız da kural şu. Maksimum bir müşteri alabiliyorsun. Bir tek kişi tıraş ediyorsun. İkinci gelen müşteri berber dükkanı değil dışarıda bekleyecek. Bekleme salonu değil dışarıda bekleyecek. Yani bir kişi alıyorsunuz. İkinci kişiden sonrasını da dışarıda bekleyecek. Bekleme salonunda değil. Kural bu. Tekrar hatırlatayım. Burada tekrar soruluyor. Alışveriş merkezleri açık. Sıkıntı yok. Ama kurallar konuldu. İşte büyük hipermarketlere, süpermarketlerde kısıtlı alınıyor. Yani 10 kişi alınıyor. Ondan sonra küçük marketlerde, küçük bakkallarda, mahalle bakkallarında maksimum 3 kişi alınıyor. Dışarıda bekleniyor. Her çıkış bir kişi çıktı, bir kişi daha girebiliyor. Bunlara dikkat edelim. Bunlar hepsi, bu alınan tedbirlerin hepsi bizler için, bizlerin sağlığı için. Dolayısıyla bunları da riayet edelim diye düşünüyorum. Abi somaç parasıyla millet çok sıkıntı çeker. İnşallah günlüğümüzü öder. İnşallah kardeşim, ama bu konuda sendikalarınıza başvuruda bulunun. Çünkü Belçika hükümeti katkıda bulunacağını duyurdu, beyan etti. Ama onun şartları nedir? Bunu sendikalarınız tarafından veya işvereniniz tarafından sorursanız net bilgiyi alırsınız diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, bayağı bir sorular vardı. Onlara da bakıyorum. Çünkü çok değişik mecralarda paylaşıldığı için bütün soruları görme ihtimalim olmuyor. Evet, şöyle bakıyorum. Şimdi öbür de... Evet. Soruların bir tanesi de şöyle deniyor. Ben çok tedbir almaya çalışıyorum. Ancak bazı arkadaşlar işte yine de ne yapıp bu tedbirleri delmeye çalışıyorlar. İşte ne olacak diyorlar. Gel işte oturalım bir köşede falan diyorlar. Evet, bunu çok duyuyorum maalesef. Uymayın. Uymayın derim. Bu kadar basit. Uymayacağız. Bu kadar basit yani. Biz kendi tedbirimizi alacağız. Onlara da örnek olacağız. Çünkü onlara katılırsanız o zaman sizin yanınıza başka birisi daha katılır. Olmasın. Dolayısıyla katılmayalım. Uymayalım. Bu kadar basit. Esra Kepesiz. Evet, sağ ol abi. Allah'ın yolunu açık etsin. Seni seviyoruz. Sağ ol. Biz de sizleri seviyoruz. Teşekkürler. Gerçekten çok sağ ol. Böyle yorumlar ihtiyaç oluyor bazen böyle günlerde. Yüksel Top, merhaba. Hayırlı akşamlar hepinize. Evet. Devam edelim. Eğer yorumlar, sorular gelmiyorsa devam edelim. Birkaç burada daha sorularım vardı burada aldığım. Evet. Veya şöyle bir şu müziği dinleyelim derim. Müzik hoşumuş. Bir iki dakika sonra gel, buradayım geri. Şöyle ben de bir mola vereyim. İki dakika sonra görüşmek dileğiyle. Thank you.
Neyden neyden yar beni? Tükenmez dertlere düşürdün beni. Dağlar kış yılmış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Madem soysuz gönlün bende yok idi, neyden neyden yok idi? Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar kışmış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar harami, açma yaramı, perişanım ben. Kaldığımız yere devam edelim. Yüksel Top, Osman Küçük, Mevlüt Doğan, merhabalar. Yüksel Top, merhaba arkadaşım demiş. Merhaba dostum. Sevgiler, saygılar burada bizden. Evet, hatırlatalım. Şu anda Belçika'da kesin olarak resmi açıklamalara göre Belçika genelinde 462 yeni COVID-19 vakası var. Toplam Belçika'da sayı rakamları şu anda 2257 olarak belirtildi vaka sayısı ve 16 maalesef yeni ölümler var. Toplam ölüm sayısı da 37 olarak belirtildi Belçika'da. Bunu da burada sizlere aktarmış olalım. Evet, sorular var. Türkiye'de de baktığımız zaman, Türkiye'de vakalar da baktığımız zaman, Türkiye'de de 191 hasta sayısıyla yeni 191 hasta sayısı var.
Toplam sayıda 359 olarak bildirildi. Türkiye'de de ölü sayısı da 4'te şu anda. 4 olarak bildirildi. Devamlı güncel burada bakıyoruz. Tekrar bir güncelleyelim. Gelişme var mı? Arkadaşlar şöyle bir internet sayfalarına bakıyorum, yeni gelişmeler var mı diye. Bu arada tabii ki sizlerin yorumları da alacağım, yorumlar geliyor. Malum bu koronavirüs dünyaya sardı. Her gün değişik farklı farklı bilgiler geliyor. Farklı farklı yazılar, haberler görüyoruz. Evet, yine soruluyor, paylaşalım diye. Evet, yayını paylaşalım. Paylaştıkça da çok kişiye ulaşabiliriz. Dolayısıyla paylaşmakta sıkıntı yok, paylaşabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz, elbette paylaşabilirsiniz. Yani amaç da o zaten. Ne kadar çok kişi sana paylaşırsak, o kadar çok kişiye erişmiş oluruz. O kadar çok kişiye de bilgiyi aktarmış oluruz. Evet, kaldığımız yere devam edelim. Ömer Çelik, Ali İhsan Dikili, Cüneyt Başkan, merhabalar, yayına hoş geldiniz. Sorularınız varsa konumuz da malum, ancak dünle beri sorulan bir şeyler vardı. Onları burada sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Hacı Uşkun, Şafak Battal, sizler de merhaba, sizler de hoş geldiniz. Evet, Piribeyli'de nasıl geçiyor günler? Türkiye'de köyümüzde nasıl geçiyor? Onlar da burada bizimle paylaşırsan sevinirim. Özellikle Türkiye'de Piribeyli'de yaşayan vatandaşlarımızla Piribeyli'de malum orada da kahveler, toplu yerler kapandı. Sadece bakkallar açık diye bize haberler geliyor. Piribeyli'de canlı yayınlar yapılıyor. Onlar da burada sizlerle birlikte durumu izah ederseniz biz de seviniriz. Fatih Aydın, selam abi, kolay gelsin. Sağ olasın Fatih, hep bize kolay gelsin. Bu zorlu günlerde burada sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Evet, not ettiğim sorulara bakıyorum. Kolay gelsin demiş Aşkın Alıcı, sağ ol yeğenim. Size de hep bize kolay gelsin. Zor günlerde geçiriyoruz. Şimdi dün sorulan bir soru vardı. Orada da burada bu konuyu size konuşmak istiyorum. Özellikle bu esnaflarımızla ilgili bir sürü soru var. Bunu da biz FSV servisle, yani muhasebe bürosuyla
Onların ortak bizim Aktif TV'nin sosyal medya hesabından, Facebook hesabında Mustafa kardeşim ve oradaki çalışan arkadaşları sık sık paylaşımlarda bulunuyorlar. Esnaflarımızla ilgili neler, son kararlar ne, Belçika hükümetine kararlar aldı, orada takip edebilirsiniz. Sosyal medyada ve ayrıca da Aktif TV'nin Facebook sayfasında ortak olarak paylaşıyoruz. FSV servisin bilgilerini. Orada da Mustafa Şeker kardeşim ve orada çalışan FSV serviste çalışan arkadaşları, mesai arkadaşları bizimle birlikte bilgi paylaşımında bulunuyor. Dolayısıyla esnaflarımızla, dükkanlarımızla, iş adamlarımızla alakalı Belçika devletin, kraliyetin aldığı kararları orada günebir takip edebilirsiniz. Muhammed Özkan, Kadir Türedi, merhabalar. Yayına hoş geldiniz hepiniz. Evet, gündemimiz malum koronavirüsü. Belçika'da tekrar hatırlatmak istiyorum. Belçika'da vaka sayısı bir gün içerisinde 462 yeni koronavirüsü tespit edildi. Toplam 2257 vakadan bahsediyoruz. Yeni 16 ölüm var maalesef. 16 kişi bu koronavirüste öldü maalesef. Belçika toplam ölüm sayısı da 35'e yükseldi bu vesileyle. Bunu da burada aktarmak istiyorum. Durum ciddi diyoruz. Evet, ciddi, ama panik yapmanın bir anlamı yok. Panik, tedirginlik yaparsak kendi zararımız olur. Ama burada şu ana kadar alacağımız tedbir hijyenik. Kendimize ve çevremizde insanlara bulaştırmamak amaçlı hijyen, ellerimizi iyi yıkamamız gerekiyor. Tedbirimizi almamız gerekiyor. Başka da şu anda yapacağımız bir şey yok. Ta ki inşallah bunun çaresini, ilacını, aşısını bulunacağı kadar böyle devam etmek zorundayız. Üstad Alptekin Çal, merhabalar. Burak Kan, merhaba. Mustafa Ceylan, sizler de merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha hala soruluyor, anlamıyorum. Niye paylaşabilir miyiz? Yani sıkıntım var bilmiyorum ama paylaşabilirsiniz. Bu yayını paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, kendi sayfanızda, gruplarda paylaşın ki çok kişiye ulaşalım diye düşünüyorum. Evet, tekrar Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de de Türkiye konusunda bilgiler verelim. Türkiye'de de toplam Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın son açıklaması 24 saat içinde yapılan 1981 test yapılmış Türkiye'de. Bu testler sonucu 168 pozitif çıkmış. 168 kişi daha çıkmış Türkiye'de de. 1981 testten 168 pozitif çıkmış. 191 olan hasta sayımızdan bununla birlikte toplam hasta sayısı, yani koronavirüsü taşıyıcı veya o hasta sayısı şu anda resmi rakamlara bakarak 359'a Türkiye'ye ulaştı. Türkiye'de 359 vaka var. Bunların 4'ü ölümle gerçekleştirildi diye resmi rakamlar bunlar. Türkiye'de şunu da belirtmek isterim. Türkiye'de bugünden itibaren hızlı test yapılabilecek kitler de Türkiye'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği bilgilere göre bugünden itibaren artık hızlı test dedikleri, hızlı test yapılabilen kitler Türkiye'de artık mevcut yapabiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bir günde 10 bin ile 15 bin arasında test yapabilecek duruma geldi. Bu tabii ki şunu gösterecek. Ne kadar çok test yapılırsa o kadar daha çok vaka yükselecek. Rakamlar yükselirse şaşırmayın. Bu o anlama geliyor. Evet, tekrar kaldığımız yere devam edelim. İsmet Küçük, merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı, sorularınızı varsa yazabilirsiniz. Evet. Evet, o zaman ben bir önceki yayındaki sorulara geçmek istiyorum. Orada bir sorumuz da şuydu. Maske konusu. Belçika'da maske sıkıntısı varmış. Evet, Belçika'da bir maske sıkıntısı vardı ama Belçika Kraliyet'in son açıklamaya göre Liège Havalimanı'na yüklü miktarda maske geldiğini söyledi. 1 milyondan bahsediyor. Önce 100 bindi, sonra 1 milyondan bahsediyor. Sonra da daha bunun arkası geleceğini maskelerin inşallah yakın zamanda
Evet, tabii bu arada telefonlar da geliyor. Evet, sevgili dostlar, şimdi yayına bir ara vermek istiyorum. Bugünlük bu kadar yeter inşallah. Bu arada Resul Tapmaz, merhaba Tapmaz. Resul kardeşim, merhabalar. Çok uzun zamandır görüşemiyoruz. Sercan Kurt da katıldı. Sizlere de merhaba. Evet, bir uzun bir yayın oldu. Bayağı bir yoğun sorular oldu. Sorular cevaplamaya çalıştık. Şimdi bu yayına şimdilik bir ara vermek istiyorum. Bugün de en azından ara vermek istiyorum. Bir dahaki yayına da görüşmek dileğiyle diyorum. Serafettin Başarı, merhaba. İsmail Yener, size de merhaba. Türkiye'den selamlar, saygılar. Türkiye'ye selamlar, saygılar inşallah. Bizler burada elimize geldiği kadar sizlere doğru bilgi ve doğruları anlatmaya çalıştık. Umarım sizler de bu bilgiler doğrultusunda tedbirimizi alalım. Çünkü çok önemli. Tedbir almazsak bu vakadan kurtulamayacağız. Bu vakadan kolay bir şekilde kurtulamayacağız. Leman Hanım iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Hepinize çok iyi akşamlar. Son olarak aktarmak istiyorum. Belçika'da son bilgiler, son resmi açıklamalara göre şu anda Belçika'da 462 yeni vaka tespit edildi. 462 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı, toplam virüs tespiti sayısı toplam 2257 kişide mevcut şu anda. Ve 16 yeni ölüm var. Ve ölüm sayısı da bu 16 yeni ölümle birlikte 37'ye ulaştı. Bunu burada size aktarabilirim. Yani Belçika'da bir günde 462 kişiden daha vaka çıktı. Bu da şunu gösteriyor. Artık bu katlanarak fazlalaşıyor. Bunun tedbirini almazsak bizler bu katlanarak devam edecek. Son olarak Türkiye'dekini de söylemek isterim yeni katılanlar için. Türkiye'de son 24 saate yapılan 1981 test var. Bu 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayısı 359'a ulaştı Türkiye'de. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendi kaybettik maalesef diyor Sağlık Bakanımız. Daha önce vefat edenler eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu Türkiye'de de. Bunu da burada aktarmak istiyorum. Evet sevgili dostlar, sevgili seyirciler, bu yayını da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım bu yayından da bir şeyler paylaştık sizlerle birlikte. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hep birlikte bu tedbiri çok iyi bir şekilde alır. Bu koronavirüsünden hepimiz kurtuluruz diye düşünüyorum. Şerefettin Başaran merhaba abi demiş. Merhabalar. Size de hayırlı günler. Evet, ben de Hoçakal, size de merhabalar. Evet, sevgili seyircilerimiz, biliyorsunuz Aktif TV bu koronavirüsünden dolayıyla biz bir dönem yayınlarımızı böyle evde, stüdyolarda değil de evde böyle sosyal medya üzerine yapacağız. Neco Show'lar da inşallah bu şekilde Neco Show olmuştur. Neco Show değil de daha çok Neco konuda sohbetler yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Bir dahaki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Aman, 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 aman. Mecbur kalmadığı müddetçe sokaklara çıkmayalım. Toplu yerlerde uzak duralım. Kendimizi kuralım. Bol bol ellerimizi yıkayalım. Böyle, 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 şöyle. Yani yarım dakika falan ellerimizi sabunla suyla güzel yıkayalım. Vallahi başka da şu anda yapacak bir şey yok. Evet, değerli dostlar. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Ne olursa olsun aman kendinize iyi dikkat edin diyorum. Bir daha kendine görüşmek dileğiyle. Bay bay.